Merhaba efendim, annemsiniz herhalde. Müşerref oldum yavrum, sağ ol. Ay sokun efendim bebeğiniz içeri, çok rica ederim. Kadın kadına emer miyim şu an? Ata Demirer, Türkiye'nin en iyi komedyenlerinden. Bir de Necat Alp var. Onun şarkı sözlerini genelde FBI çözer. Ata Demirer uzun zamandır ortalarda görünmüyor. Hakkındaki en çarpıcı iddia, aşırı kiloları yüzünden İstanbul dışında inzivaya çekildiği yönünde. Sen al şarkıyı böyle söyle. Ellerimde çiçekler. Papatyalar dile gelir be. Nur abi gidiyoruz, biz eşeğe döneceğiz. Kapında sırılsıklam, görürsen bir gün şaşırma. Böyle bir şey görsen kapıda şaşırmaz mısın? Herkes onu merak ediyor, basın onun peşinden koşuyor. Ama o sadece bizden kaçmaza konuşuyor. Ama hayatta her şey var ya, yani ölüm var. Ata Demirer'i Bozcaada'da bulduk. Bizi bir çift koltuk değneğiyle karşıladı. Her şeye bir süre sonra alışmaya başlıyorsun yani. Evet, 2 aydır koltuk değnekleriyle yaşıyormuş. Ayağı eski haline getirmeye çalıştım çünkü diğerine göre biraz inceldi. İhmal yüzünden neredeyse ayağından olacakmış. Ufak bir şeydi, bir kas yırtılmasıydı. Fakat işte çocukluğumdan beri kötü bir huyum var benim. Canım tatlı değil diye iddia eden bir tip. Ve önemsemedim yani, üstüne basmaya devam ettim. Bahçe sularken sakatlamış kendisini. Burada bahçe sularken yaptım. Bahçıvan varken ben niye suluyorum? 135 kiloluk bir adam bahçıvanlık yapmaya kalkarsa olacağı iş budur. Hani bir de yalak yaptım ağaçlara falan. yalaklık olduk ondan sonra. İşte yanımıza koyuyorlar suyu böyle. Buradan götürüyoruz. Sakatlığı nedeniyle gösterilerinin iptal edilmesi moralmen de çökertmiş Atay'ı. Yani gösterilerin iptaline beyin olarak inanamadım. Fazla kilolarına ilk günlerde koltuk değneği de dayanmamış. 3. günü şuradan gitti abi. Ve yanımda kardeşim olmasa ben bu sefer ayağımı da kırardım. Ata Bozcaada'da annesinin yanında kalıyor. Ona annesi bakıyor. Doktor bakar, anne iyileştirir diye. Geldim anneme sığındım, o sağ olsun. Beni tedavi ediyor. 2 aydır yaşadığı sakatlık hayata farklı bakmasına neden olmuş. Kafama takıldı bu duruma düşünce. Ata engelliler yararına oyun oynamak istiyor. Engelliler Vakfı için. En az bir 3 oyun teberrülü biletlerle oynamak istiyorum. İddia edildiği gibi fazla kilolarından şikayetçi mi acaba? Ben kilolarımdan memnunum ya. Yani o kadar şişman hissetmiyorum. Benim dilim de o. Zaten bayağı eridik galiba bu hastalık yüzünden. Bir 8-10 kilo verdik. Kelepçeyle zayıflayan Ozan Orhun'un Atay'ı da kelepçeyle zayıflatabiliriz önerisi usta komedyeni kızdırmış. Sen Ozan Orhun'u getir, ben ona bir pranga takayım. Burada var bizde. 20 kilo olmazsa 3 ayda şerefsizim. Ya öyle şey olur mu kardeşim, kelepçe taktırdım bilmem ne falan. Ata Demirer'in peşini talihsizlikler bırakmamış bu süre içinde. Ata 6 yıllık aşk ilişkisini de bitirmiş. Yok abi, hayatımda kimse yok. 6 yıllık bir ilişkim vardı, bitti. O bitti, o bir dönemdi hayatımda. Şimdi yeni bir hayata başladım ve şu an petane. Ata Demirer her şeye rağmen çok mutlu. Espri üstadı, esprili yapısından taviz vermiyor. Önce ucuz mazot vadeden siyasetçileri diline doluyor. Mazot bizde serbest mesela burada. Seçilmeme gerek yok. Serbest çeşmeyi açıyorsun, bu mazot mis gibi. Kendi çıkıyor, mazot çıkıyor bizde. Sevili var, mazot baba var şurada. 2 tane mum yakıyorsun, alev alıyor. Ata bizden kaçmaz kameramanına takıyor kafayı şimdi de. Şu iğrenç donumu çekip durmasan. Ya ev haliyle bastınız beni, inanamıyorum ya. Mevzu espri olunca kaptırıyor kendisini. Atayı tutabilene aşk olsun. Ben burada işte keçileri kestim. Köpek kesiyorum. Burada yaşıyorum ben yani. Misafir yiyoruz. Çocuğu öldüreceğiz şimdi. Belli ki Ata Demirer aylardır uzak kaldığı sahneleri çok özlemiş. Evladım sussana, kayıt yapıyoruz burada. Çocuğum. Değiştir şu kaderimi, ağlıyorum. O durumlar yani. Dertli dertli. Ziyaretçim eksik olmuyor. Dün berber geldi, tıraş etti, nasıl oldu bilmiyorum. Biraz böyle şey var değil mi? Vay gözüm, iyi olmuş mu gözüm? Aklamakla diye.